Tadığımız tadımız Tadımız kanalından ve mutfağımdan herkese merhaba. Ben Emel. Bugün sizlere tane tane e, kayısı reçeli nasıl yapılır püf noktaları ile anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle e, sert kayısılar almalısınız. Şekerpare türünden bulursanız çok daha güzel olur reçeliniz. Ama ben Kazakistan'da olduğum için yani bulduğum kayısıya şükrettim. E, benim kayısılarım hepsi sert değildi. Aralarında bazıları yumuşak bazıları sertti. Bu yüzden bazıları ezilerek pişti ama güzel sert olanlar da tane tane durdu. Şimdi ben 2 kilo kayısımı güzelce çekirdeklerinden ayıkladım. Ve 2 kilo kayısıya 2 kilo şeker ekledim. Bire bir ölçü şeklinde. Normalde çilek reçeli yaptığımda 3-4 saat şekerde beklemesi yeterli oluyordu. Çok çabuk sulanıyor ama kayısı çok çabuk sulanmaz. O yüzden şekeri ekledikten sonra kapağını kapatacağım ve bir gece bekleteceğim. Ancak güzelce sulanacaktır. Evet. Bakın kayısılarım çok güzel bir şekilde sulandı. Bir gece bekledi. Sabahtan hemen ocağa koydum. Ve kaynatmaya başlayacağım şimdi. Kaynamaya başlar başlamaz reçelimizin üzerinde köpükler oluşmaya başlayacaktır. Hemen. Üzerine oluşur, oluşmuş olan köpükleri kaşık yardımı ile güzelce üzerinden sıyırarak alalım. Evet bu şekilde arkadaşlar 5 dakika kaynatacağız 5 dakikanın ardından bir süzgeç yardımı ile kayısılarımızı ayrı bir kaba alacağız ve suyunu ayrıyeten kaynatacağız. 5 dakika içerisinde bile bakın yumuşak olanlar hemen ezildi eğer sert kayısılar kullanırsanız bakın sertler çok güzel bir şekilde duruyor. O yumuşak olanlar hafif yumuşak olanlar hemen ezildiler 5 dakikanın ardından hemen kayısılarımızı çıkartalım ve şimdi suyunu kaynatacağız sadece. Bazı tariflerde 30-35-45 dakika kaynatım vesaire gibi bilgiler var. Kesinlikle o kadar uzun süre kaynatmaya gerek yok. Ağda olur o şurubu. Birebir ölçü şeker koyduğumuz için o tariflerde de o şekilde. Ama öyle bir dakika söylemişler. Ama yani imkansız o dakikada kaynayan kayısı reçelimiz ağda kıvamında olur. Yani reçelimizin kıvamı koyu akışkan bir kıvamda olmalı. O yüzden ee, Kayısılarımızı aldıktan sonra 10 dakika kaynatacağız. 10 dakikanın ardından yarım limonun da yarım limonu da yarıya kesip o limonun suyunu katacağız, ekleyeceğiz ve 5 dakika daha o şekilde kaynatacağız. Toplamda Kayısıları aldıktan sonra 15 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Bunu da nasıl anlayacağız? Size kıvamını da göstereceğim. Evet bu şekilde 10 dakika kaynattım şimdi yarım limonu da yarıya bölüp limon suyunu sıkıyorum. Limon suyunu sıktıktan sonra da 5 dakika kaynatacağım. Yani toplamda 15 dakika kaynatmış olacağım kayısıları aldıktan sonra. Evet bakın artık ocağımın altını e, kayısılarımı artık ekleyeceğim. Eklemeden önceki size kıvamını göstermek istiyorum. Bir porselen porselen kaba tabağı alıp kıvamına bakabilirsiniz. Sizi memnun bırakıyorsa tamamdır. Bakın şöyle hafif koyu akışkan bir kıvamda. Bu kıvam yeterli. Bu kıvamı gördükten sonra artık kayısılarımı tenceremin içine dökebilirim. Orta ateşte kaynattım. Kayısılarımı ilave ediyorum. Kayısılarımla da tekrar şöyle bir taşım kaynatıp hemen kavanozlara sıcağı sıcağına alacağım. Ama ondan önce ben kayısılarımda kayısılarım içinden çıkan çekirdekleri kırmıştım. Aslında suda haşlayıp kabuklarını çıkartıp o şekilde ekleyecektim ama yetişmedi. O yüzden hemen bu şekildeyken eken kabuklu bir şekilde ekliyorum. Hiç sorun değil. Hemen şöyle bir taşım kaynatıp ekleyeceğim. Kavanozlarıma. Kavanozlarıma sıcağı sıcağına dökeceğim. Ve sıcak şekilde döktükten sonra kavanozlarımın kapağını güzelce sıkıca kapatıp kavanozlarımı ters çevireceğim. Bir gün boyunca yani tamamen soğuyana kadar ters bir şekilde yerinde kımıldatmadan bekleteceğim. Soğuduktan sonra Artık istediğiniz yere kaldırıp bir kış boyu uzun süre bir sene iki sene boyunca tüketebilirsiniz hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle bu şekilde yapın güneşletmeye gerek görmedim çünkü kıvamı rengi vesaire her şey çok yerindeydi bu şekilde hemen sıcağı sıcağına koyup kapatabilirsiniz şimdi size soğuduktan sonraki de soğuduktan sonraki kıvamını göstermek istiyorum bakın bu şekilde. Şimdiden yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.